Söz konusu 4. 6. maddenin 4. fıkrasına baktığımız zaman diyor ki kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması gerekiyor. Özentekli kişisel verilerin işlenmesinde. Bunun hemen arkasından, kanunun hemen arkasından 2018 yılında 2018-10 sayılı kararla bir takım prensiplerin genel çerçevesini çizmişti kurul. Burada dedi ki aslında ilk temel genel prensip olarak eğer siz veri sorumlusu olarak özentekli kişisel veri işliyorsanız sistemli, kuralları net şekilde belli, sürdürülebilir, yönetilebilir ayrı bir özel nitelikli kişisel veri koruma politikası oluşturmak ve bu politikaya uygun olarak da teknik ve idari tedbirleri almak zorundasınız diyor kanun ve karar. Uygulamada çok da fazla işin bu kısmına ilişkin biz ceza kararı görmüyoruz. Ve uygulamada da uyum projeleri kapsamında özel nitelikli kişisel verilere ilişkin özel prosedür ve politikalarda bugüne kadar görmüyoruz. Dediğim gibi bugüne kadar gerek KVKK'nın gerek masanın diğer tarafındaki şirketlerin uyum projelerinin içinde hep dönüp dolaşıp şey sorusunun sorulduğunu görüyoruz. Özentekli kişisel veri işliyor muyum, işlemiyor muyum? İşliyorsam eğer bunun koşullarını yerine getiriyor muyum? Hukuka aykırı olarak işliyor muyum, işlemiyor muyum? Üçüncü aşama ise bu iki soruya evet cevabının verildikten sonraki üçüncü aşama özel nitelikte kişisel veri işliyorum, hukuka uygun işliyorum ve benim buna ilişkin ayrı bir politika ve prosedürüm var ve ben bu politika ve prosedürü 2018-10 sayılı karardaki gibi sürdürülebilir, net şekilde, sistemli ve yönetilebilir bir şekilde uyguluyorumu gerçekleştirmesi gerekiyor veri sorumlularının. Ama dediğim gibi bugüne kadarki uygulama ve soru işaretleri genelde bu son kısma ilişkin değil, ilk bahsettiğim özentekli kişisel verilerin hukuka uygun işlenip işlenmemesi meselesine ilişkin oldu. 2018-10 sayılı kararı genel olarak bakacak olursak 4 ana grupta toplayabiliriz. Özentekli kişisel verilerin işleme sürecinde hangi önlemler alınması gerekiyor? Bunlar aslında örnek niteliğinde sayılmış. Yani siz içinizde bulunduğunuz sektöre göre, işte ilgili kişi sayısına göre, verilerin niteliğine göre vesaire vesaire yine bir risk değerlendirmesi yapıp bundan daha sıkı tedbirler almanız da mümkün veri sorumlusu olarak. İlk grup çalışanlara yönelik olarak alınması gereken tedbirler. Burada karar çalışanlara eğitim verilmesinden öncelikle bahsediyor. Çalışan eğitimi verilmesini biz sıklıkla veri ihlal bildirimine ilişkin kararlarda da görüyoruz. Yani KVKK kurul adeta çalışanlarına belirli bir düzeyde eğitim ve sıklıkta eğitim verilmesi ve bir farkındalık oluşturulması halinde vereceği idari para cezalarında bunu bir hafifletici unsur tırnak içinde olarak görüyor diyebiliriz. Gizlilik sözleşmeleri yapılması gerekiyor çalışanlarla. Erişim yetkisi kapsamı sürelerinin net olarak tanımlanması gerekiyor çalışanların. Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmesi gerekiyor ve yetkilerin kaldırılmasına ilişkin tedbirlerin mutlaka alınması gerekiyor. Buna da nerede rastlıyoruz? Bir çalışanın işten ayrılması halinde mutlaka düzenli olarak ya da iş aynı şirket içinde pozisyon değiştirmesi halinde yetkilerin mutlaka zamanında kaldırılmasına ilişkin sürdürülebilir bir politika ve tedbirler alınması gerekiyor. İkinci grup olarak da özentekli kişisel verilerin muhafaza edildiği ya da erişildiği ortamlar, elektronik ortamlar ise az önce aslında Ersin Bey de bahsetti. Yine örnek olarak 5 ana grupta topladı. İşte kriptografik yöntemlerle muhafaza edilmesi, loglama, güvenlik güncellemeleri ve testleri, yazılım yetkilendirmesi ve güvenlik testleri gibi
bu veri grubunun, özentekli veri grubunun çok daha iyi korunmasına ilişkin önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor karar. Üçüncü durumda fiziksel ortamda saklanan özentekli kişisel verilere ilişkin. Şimdi bu aslında ilk bakışta hep şey diye düşünüyoruz biz, dijital ortamlarda saklanıyor gibi ya da bu kısım çok daha önemli değil. Aslında burası çok daha az maliyetli ve çok daha kolay ama riski de bir şekilde daha büyük olan bir alan. 2019 yılında İngiltere Veri Koruma Otoritesi'nin, ICO'nun verdiği bir karar var. Bir ecza deposu ve eczane ile ilgili 315 milyon euroya yakın bir idari para cezası verdi. Ve vermesinin sebebi yaklaşık 500 bin dokümanın fiziksel olarak saklanan dokümanın, dijital ortamda olmayan dokümanın bulunduğu dolapların kilitlerinin olmaması ve bulunulduğu mekana rahatlıkla giriş çıkış yapılabilmesi. Yani çok basit ve çok az maliyetli gibi görünen bir veri koruma önlemini almaması nedeniyle bu ecza deposunun ve bu verilerin hasta verileri olması nedeniyle çok yüksek bir idari para cezası verildi. Dördüncü olarak ise yine veriler aktarılacaksa az önce Ersin Bey'in de bahsettiği gibi bir takım veri aktarımına ilişkin işte CAP hesabı kullanılması gibi ya da sunucular arası aktarma gerçekleştiriyorsa işte VPN kullanılması gibi ekstra teknik tedbirlerin mutlaka alınması ve tabii ki bunların da dokümente edilmesi gerekiyor karara göre.